Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Notion'da genel sayfaya bakacağız. Yani sağ ve sol sekmede, yani genel sayfada neler var bunlara bakacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle şu gördüğümüz kısımdan başka hesabımız varsa Notion için buraya geçiş yapabiliyoruz. Benim zaten halihazırda başka bir hesabım var. İşte buradan yeni hesap oluşturabiliyoruz veya çıkış yapabiliyoruz. Burayı bu şekilde kullanabiliyoruz. Aynı şekilde şurada bir işaret var. Buraya bastığımız zaman buradaki yan bar gidiyor. Şöyle gelirsek de yan bar açılıyor. Ben yine açık kullanayım. Quick Find var. Quick Find'da yani sayfa içinde herhangi bir şeyi bunu filtreleme yaparak da arayabiliriz. Bulmamıza yarıyor. Örnek veriyorum. Ben şurada Wake Up'ı gördüm. Wake Up'ı bir arayayım bakalım. Wake Up. Yani Notion burada en detayına kadar bulabiliyor. Bu yüzden gerçekten güçlü bir uygulama. Evet, bakalım gelecek mi? Evet, gördüğünüz gibi buldu. Benim biraz internetim sıkıntılı olduğu için geç gelmiş olabilir ama yine de buldu. Bu bakımdan gerçekten Notion çok iyi. Burada All Updates kısmı var. Yani burada bize gelen bildirimleri görebiliyoruz. İşte sayfa içindeki güncellemeleri, değişiklikleri görebiliyoruz veya arşivlenmiş veya hepsi. Bunların güzel yanı arkadaşlar, mesela siz bir şeyi değiştirdiniz, sildiniz. Buradan takip edip yine o eski sürümü tekrardan yükleyebilirsiniz. Bu da gayet güzel bir özelliği. Veya grup olarak çalışıyorsanız yine bu following'den arkadaşlarınızın neler yaptığını görebilirsiniz. Burada Settings and Members kısmı var. Buna ayrı bir videoda değinmeyi düşünüyorum. Yani bu ayarlarda neler bulunuyor. Burada zaten bizim kullandığımız sekmeler yer alıyor. Şuradan yine toggle mantığı gibi. İşte içinde alt sekme varsa açılıyor. Örnek veriyorum. İçine bir sayfa açayım ben mesela, bu Quick Note'un. Orada muhtemelen gözükür. Page yapıyorum. Sayfa yazıyorum mesela. Şurada Quick Note'a gelip böyle bakarsak direkt biz buradaki sayfaya zaten ulaşabiliriz. Yani Quick Note'a hiç girmemize gerek kalmaz. Bu şekilde girebiliriz. Aynı şekilde şu üçlü kısma bakalım. Burada yine silebiliyoruz veya duplike edebiliyoruz. Mesela yapalım. Şu şekilde. Evet. O duplike olsun. İşte linkini kopyalayabiliriz veya yeniden bir isim verebiliriz. İşte yeni isim gibi. Bu şekilde düzenlemeler yapabiliyoruz. İşte veya başka bir yere taşıyabiliriz. Başka neler var? Burada işte bu sayfanın içine yeni bir sayfa ekleyebiliyoruz. Yine az önce yaptığımız gibi. Evet, burada genel sayfalar var demiştim. Bu arada diğerini hala kopyalamaya devam ediyor. Eğer sayfanız büyükse kopyalaması biraz uzun sürebiliyor. İnternetinize de bağlı. Kopyaladı zaten. Direkt aynı sayfa sizin için orada bulunuyor. Yine buradan Add a Page'den sayfa ekleyebilirsiniz. Şimdi burada Notion'un en güzel özelliklerinden birisi Templates kısmı yer alıyor. Burada başka kişilerin veya Notion'un kendisinin oluşturduğu şablonları biz kullanabiliyoruz. Yani birisi sizin için bir şablon oluşturabilir ve siz de bu şablonu direkt kendiniz oluşturmadan kullanabilirsiniz. Ben de ileriki videolarda bunları sizin için yapmayı düşünüyorum. Şablon paylaşmayı. Ve templates de yani bu şekilde kullanabiliriz. Tabii şu an burada İngilizce mesela eğitim için. Burada mesela Cornell not alma sistemini yer vermişler. Yani aslında burada birçok şey düzenli. Bunları kendinize alıp Türkçeleştirebilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Yine burada import kısmı var. Yani Notion'a başka diğer not araçlarından eğer daha önce kullanıyorsanız onları Notion'a alabilirsiniz. Bu da gayet güzel bir özelliği. Burada trash kısmı var. Çöp kutusu. Yine burada zaten İşte yanlışlıkla falan bir şey silerseniz tekrardan geri alabiliyorsanız bu da gayet güzel, temiz bir özelliği. Şimdi şu kısma gelelim. Evet. Burada işte style'ı seçebiliyoruz, yani yazı tipini.
basit bir şekilde. Bu yine default'ta kalsın. Text'i small yapabiliriz şu şekilde. Veya sayfa genişliğini, yani şu an gördüğünüz gibi belli ölçüde bunun genişliği var. Tamamen full yapabiliriz. Hatta şu sekmeyi de kaldırırsak gördüğünüz gibi tamamen full bir şekilde. Ama diğer türlü gördüğünüz gibi şu şekilde çalışıyor. Buradan hemen şuna tekrar gelelim. Şuradan şu sekmeden yine bakalım. İşte burada sayfayı kilitleyebiliriz. Yani sayfayla işimiz biterse şuna basarsak sayfaya herhangi bir şey ekleyip yazamıyoruz. Şuradan tekrar kilidi açıp ekleme yapabiliriz ama kapatırsak yapamıyoruz. Bu da yine güzel özellik diyebiliriz. Burada favorilere ekleyebilirsiniz ki şuradan da ekleyebiliyorsunuz. Yine linkini kopyalayabilirsiniz veya yaptığınız şeyi direkt geri alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurada ben harf yazmıştım. Gitti. Yine page sayfa geçmişine Personal Pro hesabında bakabiliyorsunuz. Bu hesaplara da yine ileriki videolarda geleceğiz. İşte silinen sayfaları bu sayfa içindeki gösterebiliyorsunuz. Ya sayfayı silebiliyorsunuz. Yine başka not mecralarından, not platformlarından kendi Notion hesabınıza notlarınızı aktarabiliyorsunuz. Yine bu sayfayı taşıyabiliyorsunuz ve export yapabiliyorsunuz. Yani bu sayfayı bir PDF formuna da dönüştürebilirsiniz isterseniz HTML formuna da dönüştürebilirsiniz. Şimdi şurada favorite'a bastığınız zaman sayfa gördüğünüz gibi direkt şuraya eklenecek. Burada mesela herhangi bir sayfanın içinde mesela örnek veriyorum şu şekilde biz açılma sisteminden bahsetmiştik. Mesela bu şekilde açılıyor o sayfanın içinde o gibi. Burada en dipteki sayfayı da alsanız mesela example subpage diyor mesela. Ben bunu aldım. Bunu favorite'a aldığım zaman bu içteki bir sayfa olmasına rağmen yine burada gösteriyor. Bu da gayet güzel bir özelliği. Yani istediğiniz o sıra çalıştığınız sayfayı favorilere alabilirsiniz. Sizin için daha rahat olur, daha üretken olmuş olursunuz. Burada yine sayfa içindeki güncellemeleri işte dakikası dakikasına görebiliyorsunuz. İsterseniz dediğim gibi geri de alabiliyorsanız, isterseniz bu sayfayı takip etmeyebilirsiniz. Share kısmı var. İşte burada arkadaşlarınızla ortak olarak çalışabilirsiniz ya da yaptığınız buradaki Notion sayfasını isterseniz web sitesi yaparsanız diğer tüm insanlarla paylaşabilirsiniz. Burayı da bu şekilde kullanabilirsiniz. Daha sonra şu kısımda işte yine yeni sayfa oluşturabiliyorsunuz. Şu kısımda da işte Notion'un size desteği var. Yani eğer bir sıkıntı yaşarsanız buradan işte Help and Support Guide bakabilirsiniz veya geri dönüş yapabilirsiniz. İşte klavye kısaltmaları falan bahsedeceğiz demiştik. Buradan bakabilirsiniz. Sağ ve sol sekmeler yani genel Notion sayfa arayüzü bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.